Arkadaşlar selamünaleyküm. Nükleer silahlarla ilgili bana çok soru geliyordu. Genelde Türkiye'nin gizli nükleer silahları var mı? Ya da Türkiye nükleer güç olabilir mi tarzında çok soru aldım bugüne kadar. Bu konuyu iki videoda konuşalım inşallah. Bugünkü videoda dünyadaki nükleer askeri kapasiteleri ve dengeleri konuşalım. Bir sonraki videoda da nükleer silah türlerini ve Türkiye nükleer bir güç olabilir mi sorusunu konuşuruz. Hani hep dünya adaletsiz bir sistemin üzerinde dönüyor şu an deriz ya. İşte bu adaletsiz yaklaşımın zirvesi nükleer meselesinde karşımıza çıkıyor. Başlamadan önce videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz biz Tarih sahnesinden çekildiğimizden beri dünyada hiçbir konuda adalet yok. Nükleer konusu da bu adaletsizliğin zirve yaptığı konulardan biri. Mesela İran nükleer silah üretmeye çalışıyor iddiası ile bütün dünya İran'ın tepesine çöktü. Ama aynı bölgede İsrail'de de nükleer silahlar var ama kimsenin sesi çıkmıyor. Bunların hepsine değineceğiz. Önce dünyadaki genel duruma bakalım. Nükleer silah dendiğinde akla ilk gelen nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması oluyor. Bu anlaşma 1968 yılında imzalandı ve 1970 yılında yürürlüğe girdi. Bu anlaşmayı imzalayan ülkeler nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanacaklarının nükleer silah üretmeyeceklerinin taahhütünü vermiş oluyor. Bugün İran ya da Türkiye de dahil neredeyse dünyanın bütün ülkeleri bu anlaşmanın üyesi. Yine nükleer dendiğinde akla gelen ilk kavramlardan biri de atom enerjisi ajansı. Bu örgütte ülkelerin nükleeri barışçıl amaçlarla kullanıp kullanmadığını denetlemek için var. Az önce bahsettiğim anlaşmayı imzalayan ülkeler dediğim gibi nükleer enerjiden yararlanmak için güç santrali kurabiliyor. Ama bu tesislerini Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimini açmak zorundalar. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına imza atan ülkeler nükleer silah geliştiremiyorsa dünyada nasıl bu kadar nükleer silah var? İnsanın aklına bu soru geliyor ama bu anlaşmada da büyük bir adaletsizlik var. Bu anlaşma 5 ülkenin nükleer silah üretmesine izin veriyor. Hangi 5 ülkedir bunlar sizce? Dünya 5'ten büyüktür sloganını hatırlarsınız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan her fırsatta Birleşmiş Milletler'de bunu haykırıyor. İşte burada da bu beşli eşkıya örgütlenmesine imtiyaz var. Anlaşma ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'yı askeri nükleer güç olarak tanıyor. Onların nükleer silah üretmelerine yasak yok. Bir de bu 5 ülkenin dışında dört ülke daha nükleer güce ulaşmış durumda. Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail. Hindistan, Pakistan ve İsrail zaten anlaşmayı imzalamayan ülkeler. Yani anlaşmanın muhatabı değiller. Zamanında akıllıca davranmışlar. İsrail neyse de mesela Pakistan İran gibi imzalasaydı tepesine çökerlerdi. Bu dört ülkenin sonuncusu yani Kuzey Kore'de durum farklı. O anlaşmayı zamanında imzaladı. Ama 2003 yılında anlaşmadan çekildiğini ve nükleer güç olmak için çalışmalara başladığını duyurdu. Zaten hemen 3 yıl sonra da ilk nükleer denemesini yaptı. Bugün de 30-40 kadar nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. Kesin rakam yok çünkü o ülkeden dışarıya bilgi sızmıyor. Hindistan ve Pakistan'sa 1990'ların sonlarında nükleer askeri güce dönüştü. Asya'daki bu nükleer yarışını Hindistan başlattı. Zaten iki ülke sürekli savaş modunda, anlaşmazlıkları bitmiyor. O yüzden de o bölgede sürekli bir silahlanma yarışı var. 1970'lerde Hindistan nükleer programını başlatınca hemen ardından Pakistan da başlattı. Dünya genelde nükleer girişimlere tepki gösterir ama bu iki ülkeye pek ses çıkaran yok. Güneydoğu Asya'nın dengeleri biraz hassas olduğu için konudan uzak durmaya çalışıyorlar muhtemelen. Bu saydığım 9 ülke dışında bir ülke daha nükleer silah üretti aslında ama sonradan nükleer programından vazgeçtiler. Hangi ülke olduğunu duyunca muhtemelen çok şaşıracaksınız. Güney Afrika adı hiç bu tartışmalarda geçmediği için insan ilk duyduğunda şaşırıyor. Güney Afrika'da Apartheid denilen bir dönem var. Bu dönemde ülkeyi ırkçı beyaz azınlık yönetiyordu. İşte bu ırkçı yıllarda Güney Afrika İsrail ile işbirliği yaparak nükleer silah üretti. Ama ülke çoğunluk rejimine geçtikten sonra nükleer program bitirildi. Ülkenin o güne kadar ürettiği nükleer silahlar da imha edildi. Peki İsrail bu işe ne zaman başladı? Çok eskilerde. 1958 yılında İsrail nükleer silah programını başlattı. İlk etapta yardım almaları gerekiyordu. Çünkü nükleer teknoloji ben yapacağım demekle tek başına hallolabilecek kadar basit bir mesele değil. Tabi bir ülke gelebilecek tepkileri filan göze alırsa istedikten sonra er ya da geç nükleer silaha sahip olur. O ayrı bir durum. Ama İsrail direkt yardım aldı programına. Ama kimden yardım aldıkları hiçbir zaman açıklanmadı. Acaba kimden yardım almışlardır? Tekten seçmeli gerçekten çok zor bir soru. Neyse İsrail az önce bahsettiğim Güney Afrika ortaklığıyla 1979'da bir nükleer atış denemesi yaptı. Hint Okyanusu'nda yaptıkları bu deneme basında geniş şekilde ve gayet şeffaf olarak yer aldı. Ama ondan sonra İsrail'in nükleer programı sır oldu. Kimse tepki göstermiyor denetlemeye müsaade etmiyorlar. 2009 yılında Atom Enerjisi Ajansında kabul edilen karara rağmen tesislerini uluslararası denetime açmıyorlar. Kendileri de bilgi paylaşmıyorlar. O yüzden çok net bilgiler vermek mümkün değil. Ama tahminlere göre 100 ile 200 arası nükleer başlığa sahipler. Amerika başta olmak üzere dünya İran'a gelince, Kuzey Kore'ye gelince baskı yapıyor. Hatta ambargolarla bu ülkelerin halklarını da açlığa itiyorlar. Ama İsrail denetlemeye izin bile vermiyor. Ses çıkaran yok. Çelişki mi dersiniz, iki yüzlülük mü artık siz karar verin. Dünyada Afrika gibi bazı bölgeler bugün nükleerden arındırılmış durumda. Ama en tehlikeli bölge olan Orta Doğu'da bu sağlanamıyor. Bunun sebebi de yine İsrail'in askeri nükleer güç olması ve bundan vazgeçmeyi kabul etmemesi. Şu ana kadar bahsettiğim ülkelerin tamamı nükleer gücü askeri amaçla kullananlardı. Bir de sadece barışçıl amaçla kullananlar var. Almanya ve Japonya. Bu ülkelerin başını çekiyor. Nükleer enerji bu iki ülke gibi dünyanın birçok ülkesinde elektrik üretiminde en ön sıralarda yer alıyor. Dünya üzerinde toplamda 500'e yakın nükleer santral var. Aslında İran'da da sadece nükleer santral var ve İran barışçıl nükleer politika yürüttüğünü iddia ediyor. Ama dünya buna rağmen tepki gösteriyor. Çünkü İran'ın nükleer başlık geliştirmeye çalıştığını tahmin etmek zor değil binlerce kilometre menzilli balistik füzeleri parçacık tesirli başlık fırlatmak için geliştirmiyor elbette. Bana sorsanız her ülke gibi onun da hakkı. Dünyanın belli ülkelerinde olmasına izin var. Onlardan başkası üretirse ambargo sebebi. İran'ı sevmediğimi bilirsiniz ama bu adaletsizliğe hak verecek değilim. İsrail'de, Amerika'da, Çin'de elindeki nükleer silahları imha etsin, dünya bu pislikten tamamen kurtulsun. Esas isteyeceğim budur. Ama bir ülkede varsa diğerinde de olabilir. Adalet bunu gerektirir. Zaten bu adaletsiz yaklaşım artık yürümüyor. İsrail'in nükleer sahibi olması Orta Doğu'da bir nükleer silahlanma yarışını tetiklemeye başlayacak. Türkiye 2019'da nükleer silah sahibi olabileceğini açıkladı. Bunu bir sonraki videoda zaten konuşacağız. Ama bu bölgede Suudi Arabistan'ın bile nükleer silahlanma ile ilgilendiği haberleri gelmeye başladı. Bu yönde teknoloji elde etmeye çalıştıkları bilinen bir gerçeğe dönüştü. Bu tarz haberler en çok İsrail'i tedirgin ediyor. Çünkü İsrail en başından beri bölgedeki tek nükleer güç olma derdinde. Bugün göz önünde İran olduğu için ona baskı yapıyor daha önceleri Irak ve Suriye'ye de aynı şeyi yapmıştı. Hatta ötesini yaptı diyebiliriz. 1981 Haziran'ında Irak'ın Bağdat'a 17 kilometre mesafede inşa ettiği Osirak nükleer tesisine hava saldırısı düzenledi. O saldırıda 10 Iraklı ve 1 Fransız öldü aynı şekilde 2007 yılında Suriye'nin nükleer tesisini de vurdu. Bu tesiste Kuzey Kore'nin yardımıyla nükleer çalışma yapıldığı söyleniyordu. Ve o saldırıda içerideki Suriyelilerin yanında 10 Kuzey Kore vatandaşının da öldüğü söylendi. Bu saldırıda İsrail uçakları Suriye-Türkiye sınırından uçarak hava sahamızı ihlal etti. Hatta dönüş yolunda bıraktıkları ek yakıt tankları Gaziantep ve Hatay'a düştü. Türkiye o dönem İsrail'e protesto notası verdi. İsrail hava sahası ihlalinden dolayı özür diledi. İsrail bu olaylarda olduğu gibi aslında İran'ın nükleer tesislerini de vurma yanlısı. Ama tabi İran'ı vurmak Irak ya da Suriye'ye benzemiyor. Bunun için önce Amerika'yı ikna etmeleri lazım. Arada İsrail'in bu yöndeki çabaları basına yansıyor. Hatta İranlı bilim adamlarının belli aralıklarla suikaste uğramalarının arkasında da hep İsrail'in adı geçiyor. Yani kısaca belirtirsek nükleer konusu dünyanın neredeyse tamamı bir gerginlik ve yarış konusu. Amerika ile Sovyetler arasında bu konuda büyük bir yarış vardı. Soğuk savaş sonrası bir nebze sakinleşme dönemi yaşandı. Şu an soğuk savaş dönemine göre dünyadaki nükleer potansiyeli yarı yarıya azaldı. Ama son zamanlarda yeniden bu mesele alevlenmeye başladı. Trump orta menzilli kuvvetler anlaşmasından çekildi. Bu Rusya ve Amerika arasında yeni bir nükleer yarış başlatacak denirken dünyanın farklı yerlerinde de hareketlenmeler görüldü. Körfez ülkeleri nükleer silah teknolojisi arayışına girdi. İngiltere daha önce nükleer başlık stoklarını azaltma kararı almıştı. Geçen hafta bu stokları %40 civarı arttırma kararı aldı. Tabii bir de bu konuda günden güne yükselen Çin askeri kapasitesi var. O da gün geçtikçe büyüyen bir tehdit oluyor bu konuda. Şu an dünya üzerinde binlerce nükleer başlık var ve bu potansiyel dünyanın sonunu getirmeye yeterli. Ocak 2020 raporlarına göre 9 ülkede toplam 13.400 nükleer başlık var. Bunun 5.800'üne tek başına Amerika sahip. Şu anki rakamlara bakarsak ufak bir kılıcımla bir nükleer savaş tetiklenirse yeryüzü yok olabilir. Nükleer güce sahip bir devletin basacağı tek bir düğme insanlığın sonunu getirebilir. Yani özetle dünya bu konuda adaletsizlik üzerine kurulmuş bir sistemi yürütmeye çalışıyor. Ama bunun böyle gitmeyeceği kesin. Dünyada herhangi bir ülkede nükleer varsa diğer ülkelerde bu güce sahip olmak isteyeceklerdir. Peki Türkiye için durum ne? Türkiye bir gün nükleer güç olabilir mi? Bunları da bir sonraki videoda muhtemelen pazartesi günü konuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun.